Muhterem hemşerilerim, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok önemli bir konuya dikkat çekmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Elazığlı hemşerimiz, deprem uzmanı Sayın Profesör Doktor Naci Görür'ün bugünkü açıklaması bölgemizin halen çok büyük bir deprem riski altında olduğunu gösteriyor. Profesör Doktor Görür'ün açıklamalarına göre Bingöl Karlova Erzincan hattı üzerinde yakın zamanda Özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Çok uzak bir zaman değil. Yakın bir zamanda 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bu hattın komşu ilimiz Bingöl'ü dolayısıyla Elazığ'ımızı da etkileme potansiyeli çok yüksek. Tunceli'de de önemli bir deprem riski bulunduğunu özellikle vurguluyorlar. Bu durum sadece yine gösteriyor ki komşu illerimizi değil, Tunceli'yi yani Bingöl'ü değil, Elazığ'ı da kapsadığını ve büyük bir risk altına soktuğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle ben buradan yetkililere çok acil bir çağrıda bulunmak istiyorum. Elazığ ve çevresinde olası bir depreme karşı hangi hazırlıklar yapılmıştır? Riskli binalar tespit edilmiş midir? Ya da geçmiş deprem nedeniyle hasar görmüş, yıkılmamış yapılar var mıdır? Çadır ve toplanma alanları yeterli midir? Yaşam konteynerları yeterli olacak mı? Halkımızın güvenliği için bu soruların net yanıtlarını duymak istiyoruz. Komşu ilimizde yaşanacak olası büyük bir deprem şüphesiz Elazığ'ı da derinden etkileyecektir. Bu yüzden sadece kendi şehrimizde değil bölge genelinde bir deprem seferberliği başlatılmalıdır. Riskli binaların güçlendirilmesi ya da yıkılması, ve toplanma alanlarının eksiksiz hale getirilmesi konusunda daha fazla zaman kaybedilmemelidir. Özellikle yakın dönemde yaşadığımız tecrübeler bize göstermiştir ki ihmalkarlıklar can kaybına yol açıyor ve büyük bir yıkıma sebep oluyor ve bunun da telafisi zor oluyor. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak bu konuda yetkilileri sorumluluk almaya ve hazırlık süreçlerini şeffaf bir şekilde Elazığlı hemşerilerimizle paylaşmaya davet ediyoruz. Bizim için siyaset değil, insanların hayatı önemlidir, önceliklidir. Komşu illerimizde yaşanacak bir depremin sonuçlarının Elazığ için de ağır olabileceğini hatırlatarak halkımızın güvenliği için bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Hepinize teşekkürler, maruz ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.